değerli takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlangıcı deniz kenarından olsun istedim. Burası Balıkesir'e bağlı, Gönel ilçesine bağlı Denizkent. Çok güzel bir tatil yöresi. Evet arkadaşlar, Denizkent şu şekilde göstereyim. Çok güzel bir tatil beldesi. Genelde yazlıkçıların bulunduğu bir yer. Şöyle denizi göstereyim. Şimdi videomuza geçebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Akvaryumca kanalının çok değerli takipçileri, hobi odamıza hoş geldiniz. Bugünkü videonun başlangıcını deniz kenarından başlattık, bildiğiniz üzere. Biraz rüzgarlıydı arkadaşlar ama kusura bakmayın artık. Tim yerlerden kısa kısa başlangıçlar yapmayı seviyorum arkadaşlar. Benim kanalıma has bir özellik olsun istediğim için. Hem gittiğim gezdiğim yerleri göstermek amaçlı, hem de değişik bir başlangıç olsun diye o şekilde videolarıma başlıyorum. Bildiğiniz üzere burası benim hobi odam. Şöyle bugünkü videomuz bu dere balıkları ile ilgili. Gördüğünüz üzere dere balıklarımız gayet sağlıklılar. Yaklaşık 15 günden beri buradalar. Belki de 20 gün oldu. Tam tarih hatırlamıyorum. Bugün balıklarımı, daha önce kanalımı takip eden arkadaşlar bilir, köye çok sık gidiyorum. 2-3 güne bir gidiyorum arkadaşlar. Biga şehrinde yaşıyorum ama Biga ilçesinde yaşıyorum, Çanakkale'nin. Ama kendi köyüme de çok sık gidiyorum. Orada videolar çekiyorum. Orada benim iki tane madenim var. Sivrisinek larvası madeni. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Oradaki madenlerime bu dere balıklarını götürmek istiyorum arkadaşlar. Dere balıklarını orada deneyeceğim. Çünkü çok güzel larvaları yediler. Onları da denedim. Bu şekilde gelişimleri de güzel. Belli bir süre orada bakacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Yem falan atmayacağım. Larvalarla muhtemelen besleneceklerdir. Gelişimlerine katkısı olacağını düşünüyorum. Ya oraya veyahut da annemin büyük bir havuzu var bahçesinde. Oraya da salmayı düşünüyorum. Bilemiyorum, oradaki havuzda sivrisinek larvası olmuyor. Çünkü ikide bir sülkile oluyor. Orada annem suyu doldurup boşaltıyor. Ve bunların bahçeye sularken o sudan kaçma şansları var. Tam karar veremedim. Eğer köye gittiğimde karar vereceğim. Muhtemelen o buzdolabına koyacağım. Bu 25 litrelik, 20 litrelik bidonlar böyle. Biliyorsunuz başka balıklarım da var böyle, baktım, lepistez balıklarım. Herhangi bir sıkıntı, hiçbir kayıp yaşamadım bugüne kadar. Şimdi bu burada yaşayan balık orada muhtemelen daha iyi yaşayacaktır. Bunları da oraya eklemeyi düşünüyorum. Ondan sonra sezon sonunda da toplayacağım. Gene doğalarına salacağım ama orada güzel bir gelişim göstereceklerine inanıyorum. Bir deneyimlemiş olacağız arkadaşlar. Sizlere şöyle daha önce bahsettiğim, bir videoda yakalayabilirsem dedim, küçük karideslerimiz şu şekilde. Bir sürü karides var arkadaşlar. Çok küçükler. Bak bazıları ileride, bir büyük bir küçük var. O burada olan bir karides. Bu da aynı şekilde. Yani burada doğup büyüdüler. Bu da geçen gün topladım. Yeşillikleri ekledim buraya. Mos bitkilerini ekledim. Böylece ne koydum ama salyangozlar herhalde dağıtıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Küçücük yavrular var. Şöyle hamile bir tane yumurta toplamış. Dişi var orada arkadaşlar. Süngerin altında. Her yer böyle yavru. Geçen bu mosu da köyden getirmiştik bildiğiniz üzere. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oscar'ımıza emanet zaten bu Oscar, biliyorsunuz bende. Burada emanet duruyor. Böcek attım. Muhtemelen şimdi benden çekindiğine yemiyor. Birazdan yiyecektir. Şöyle bir böcek buldum. Kaldıracaktır. Bakıyor. Şimdi benden çekiniyor. Yeni şimdi biraz önce attım arkadaşlar. Saldıracaktır ona. Şu şekilde burada vatoz yavrularımız. Onların ölümleriyle ilgili videolarım var. Durdu.
Çok şükür. Şu şekilde, aynı şekilde buradaki bu videonun başlangıcında çekmiş olduğum bu variyetlerin yavruları, buradakiler son yavruları. Onlar da bayağı büyüdüler. Şöyle netlerse. Netleştirmedi arkadaşlar telefonumuz. Şöyle göstereyim. Onlar da bayağı büyüdü. Aynı şekilde vatozlar da bayağı büyüdü. Böyle yavaş yavaş, hatta kuyrukları renk almaya başlayanlar var. Hafif hafif. Bunlar iyice artık renklenmeye başladılar arkadaşlar. 1,5-2 aylık yavrular oldular. Şöyle aralarında büyüyenler de var. Burada Artemia'mız var. Eğer belli olursa şöyle netleyebilirsem. Kımıl kımıl. Birazdan süzüp vereceğim hem evdekilere hem buradakilere. Karideslerimizi zaten göstermiştim. Şekilde. Komanda çöpçülerimiz. 5 tane kendi yavrum bunlar. Onlar da baya baya büyük. Damızlık altı oldular gibi. Soğuk havalarda yumurta vereceklerine inanıyorum. Bunlardan yumurta alacağıma inanıyorum. Soğuk havalar oldu mu yumurta yapacaklardır. Burada red mozaik fil kulak damızlık altları. Onlardan da yavru almıştım. Onların yavrularını da göstermiştim. Şöyle rafyaların arasından toplamıştım. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Bu şekilde buraya attım, salyangozların olduğu yer. Yavruları. Gördüğünüz üzere onlar da renk almaya başladılar. Buradaki ışık bozulduğu için çok net gösteremiyorum. Bu şekilde 9 tane. Onlar da kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Buradaki lepisteslerimizi biliyorsunuz zaten, bidonlar. Bu şekilde göstereyim. Doğum yapacak gibi olanların yanına böyle rafya ekledim. Yavruların saklanabileceği gibi. Burada da iki dişi bir erkek şeklinde lepistesimiz mevcut. Burada da yalakotundan bol bol var. Şöyle gösterebilirsem. Yansıma yapıyor. Çok fazla gösteremiyorum. Anımız dere balıklarıydı dediğim gibi. Dere balıklarını toplayıp götüreceğim. O videoyu da ayrıyetten çekeceğim. Bu videonun sonuna eklemeyeceğim çünkü çok uzun oldu videomuz. Durumlar bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız seviniriz, mutlu oluruz. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a emanet olun.